Nasılsın? İyi günler. İyi günler. Süt alma bundan sonra bize. Başla. İçen yok, bozuluyor. Büyük hanımın kaprisleri. Ha, Cafer geldin mi? Buyur lan. Günaydın efendim. Günaydın. Cemil Bey görünmüyor, çalışıyor mu? Yazıyor. Bakalım, kapandı odasına, haldır aldır. Maşallah. Çek yenge. Oh oh, ne güzel. Çalışsın da. Aman. Kalktınız mı efendim? Maşallah. Erkencisiniz bugün. Günaydın. Günaydın evladım. Nedir o elinizdeki? Mayon buldum sandıkta. Havalandıracağım biraz. Naftalin kokmuş. Ne yapıyorsunuz efendim? Buraya mayo asılır mı? Anam. Ne diyor evladım? Burada olmaz diyor teyze. Karışma sen lafa. Hanımefendi yakışık almaz. Burada teşhir eder gibi mayo havalandırılmaz. Havalandıracağım, karışma. Ne yapıyorlar Cafer amca? Mayo asıyorlar, mayo. Teyzeciğim kolay gelsin. Ha, sen de mi geldin sapık? Tertip işine bak sen. Hadi al köpeğini. Hanımefendi lütfen verin onu bana, saçmalamayalım. Bırak amcacığım, ne var aslı yumuşak yumuşak. Defol olup gider misin sen başımızdan? Hadi tertip. Defol sen de. Cemil, hadi kahvaltı hazır. Geldim Sevim. İyi gidiyor herhalde ha? Yok Sevim. Daha tek satır yazamadım. Ne? Kaç gündür daktilonun başında oturuyorsun? Neydi o tıkırtılar? Başlıyorum. Bir türlü istediğim gibi olmuyor Sevim. Yırtıyor musun yazdıklarını? Yırtıyorum Sevim. Deli saçması. Evde yazılmıyor. Dikiş makinesi tıkırtılar arasında. Ekmek de çıtır. Bir de bunun yanında kaşar olacaktı. Bir de buz gibi bira. Ağzım mı yoktursun Sevim? Yok, o iş bitti. İnşallah. Hayatın içinde olmam lazım Sevim. Kahramanlarımla iç içe. Böyle odada oturup roman yazılmaz. Onlarla konuşmam lazım. Kırlara çıkmam lazım. Cemil bak, içeceksen yine erkekçe söyle. Öyle romanı momanı bahane etme, tamam mı? O iş bitti diyorum Sevim. İçki yok. Yeniden hayata döndüm ben. Şu romana bir başlasam bitecek. Benim adım Cemil. Ben kendimi bilmez miyim? Ver şunu bana diyorum. Bak fena olur. Ne olursa olsun efendim. Vermiyorum. Astırmam onu sokağa karşı bayrak gibi. Vermiyorum diyorum sana. Ne bağırıyorsunuz efendim sabah sabah? Bağırıyoruz efendim. Anneniz çıldırmış. Mayosunu asıp havalandıracakmış balkonda. Alo söyle kocana kızım. Versin mayom. Ne istiyor mayamdan? Bol gelir zaten o size anneciğim. Giyemezsiniz. Bırakın. Alacağız yenisini. Nerede görülmüş efendim? Koskoca kadın sokağa karşı rezalet. Büyütmeyin efendim siz de o kadar. Ne var bunda? Süt yiyen değil, kilot değil. Bir o kaldı zaten efendim. Bu bir namus meselesi. Bakın. Haziran'ın son haftası gidiyoruz. Yerlerimiz ayrıldı. Yaşasın. Ne diyor kocan öyle parmağını sallaya sallaya? Erdi'ye gidiyoruz anneciğim, askeri kampa. 15 gün Erdi'ye. Hah, ona göre. Orada da böyle bir densizliğinizi görürsem söyleyin annenize. Vallahi kampın sonunu beklemeden dönerim eve, haberiniz olsun. Dolaşma ayak altında sen de pis musibet. Ezecek misiniz yavrucuğumu? Elleri kırılasıca. Onu da getireceğiz askeri kampı anneciğim. Efendim anlamadım. Onu. Yazla. Kime ne zararı var? Almazlar kampa kedi köpek efendim. Otursun evinde, Caferlere emanet ederiz. Ya bırakalım da aç kalsın. İğne ipliğe dönsün yavrucuğum. 15 günde. Söyle kocana. Versin mayom, rahmetlinin hatırası o hala. Ah muhterem ah. Siz de ne hatıralar bırakmışsınız. Bir araba bile alamadı damadınız anneciğim. Şimdi arabamız olsaydı dondurucu da koyardık. Dıngır pıngır giderdi geldi. Pısırık mı senin kocan, pısırık? O beğenmediğiniz Vasfi'nin bile eski meski bir arabası vardı babasından kalma. Vasfi mi dediniz? Vallahi kan çıkar. Fazla oldunuz siz artık. Ayağınızı tek alın lütfen.
Muhterem, çıldırtacaklar bunlar beni, dayanamıyorum. Elimden bir kaza çıkacak. Sunan teyzemin eski bir mayası var, buruşuk. Sabri Bey amca astırmadı. Onun etleri de kırışık buruşuktur anne. Al, sana ne kadının etinden buldum lan, ye yemeğini. Evet yavrum, sırası değil şimdi Suna teyzenin etinin. Anneanneni konuşuyoruz bak. Benim anneannem ondan daha geç değil mi? Genç yavrum evet, 62 yaşında. Etleri de kırışmamıştır onunki gibi. Oğlum bırak şu eti budu, çarparım ha. Nein Davut, yok çarpmak falan, konuşuyoruz. Nerede yatıracağız annemi? Almak lazım bir çek yat Ulviye. Alırız baba, doğalgazdan bok gibi kazanıyoruz. Al. Ne dedin? Ne ayıp laf yavrum. Yakışıyor mu sana? Ağzımdan kaçtım Allah. Bir daha duymayayım, koparırım dilini. Halis, Galip'ten mi öğreniyorsun sen bu fena sözleri? Yok Ulviye, bu terbiyesiz. Günahını alma garibin. Ne garibanı baba? O her şeyi biliyor. Sağlıklı cinsel yaşam. İnsan korunmanın yolları. Bana bak, dayak mı istiyorsun sen? Neyse efendim, kapatalım bu konuyu lütfen. Tamam. Annemi nerede yatırabiliriz? Bunun odasını verelim Ulviye. Ne güzel, verin anneciğim. Ben de sizin odanızda yatırım öyle yumuşak yumuşak. Aydın kavga mı çıkarmış dün akşam Ortaköy'de? Hı hı. Ben de oradaydım. Nezarete attılar. Babası geldi de kefaletle. Nasıl bir adam bu kızım? Biraz agresif. İkinci kişilik değiştiriyor. Kaşı patladı. Ne olacak şimdi, gideceksiniz Bodrum, Çeşme, Kuşadası. İş bu anne. Hem tatil hem de oyun oynayıp para kazanacağız birazcık. İşte kızım, her akşam kavga çıkarırsa bu adam böyle. Yok canım, aslında şeker gibi çocuk, büyütmeyin bu kadar. Bu küçümsenecek bir şey değil kızım. Sanatçılar arasında olur böyle şeyler baba. Kıskançlık, iddia. Sen daha iyisin, ben daha iyiyim. Benim aklım kalacak vallahi. Hiç istemiyorum gitmenizi. Ne oluyor gençlik, tartışma mı var, biz de katılalım. Yok bir şey, otur otur. Oturalım sahip. Şükrücüğüm, bunun smokini kiralayalım, ne dersin? Smokin mi? Mezuniyet balosu var ya. Smokinde ne oluyor ya? Nereden bulacak o kadar çocuk smokini? Zıpırlık. İdarenin kararı böyle sahip, değiştiremezsin. Davetiyeler 65 dolarmış. Dolar mı? Evet baba. Anne, söyleyecek misin? Kız arkadaşıyla gidecek. İki tane alacağız. 130 dolar. Tamam. Su bile dolar karşılığı satılacak artık memlekette. Şimdi veremem. Smokini kiralayıp şirkete gelin. Emrin olur sahip. Hadi Gül. Şu domuz görmeden şunları. Müracaata mı? Müracaata, müracaata. Yavaş. Ne yapıyorsun be? Bastıracak mısın bizi? Ahlaksız, tut çeneni. Buyurun, iyi günler. Kolay gelsin. Zulaya mı atıyorsunuz limonları? Ne yapalım Yavuz Bey, şu domuzun şerrinden? Hiçbir şey yapamaz. Çıkar koçum. Doldur, bir bardak içeceğim. Doldurayım da Yavuz Bey. Görür şimdi. Görsün, içeceğim, doldur. Vatandaşa çarçut yok. Limonata buz, limonata buz. Sus bakayım sen. Vay yavru. Öpüldün. Buyurun. Bizim limonlarda mı yaptınız bunu koçum? Sizin Yavuz Bey, Halis. Vitamin. Yarasın. Afiyet olsun efendim. Limonata mı içiyorsunuz? Limonata komşum. Bizim limonlardan. Sana da doldursun mu bir bardak? Anam. Eksik olmayın efendim. İçmeyeyim, midem biraz bozuk da. Oynat belleri komşum. Pardon efendim. Doldur koşun komşuma da bir bardak. İyi gelir midesine. Çıkar bir de onları. Saklı gizli yok. Bağ üstüne. Buyurun. Buyurun. Hadi komşum, bir dikişte. Böyle işidir bu, götür. Bir dikiştim efendim.
Bir dikişte komşum, işte böyle. Heh, nasıl? Dediğiniz gibi efendim, güzel, şifa niyetine. Bir tane daha doldursun mu? Aman yok efendim, ne yapıyorsunuz kafi? Al kurşun bardağını. Bu da siftahın. Bereket versin. Devam et. Komşum eyvallah. Sefa ile efendim. Buyurun. Gitsin şu haydut, göstereceğim size. Tehdide başladınız ha? Aa, söylerim valla. Dur, kıpırdama yerinden. Sizin sahtekarlar sizi. Görürsünüz ne yapacağımı. Allah senden razı olsun Yavuz Bey. Bir şey yapamaz artık koçum. Sen devam et işine. Memlekette serbest ekonomi var. Ha tabii canım. O ne karışır? Yapacağız satışımızı. O kadar. Bir laf etsin. Bir doluyla içiririm ona şerefsizim. Katil gidiyor Sevim. Bir şey istiyor musun halden? Emin olun sayın abim. Bitti mi roman? Başlayamadım daha. Yapma be sayın abim. Niye böyle? Durun. Onun bir şey yazacağı yok Yavuz Bey. Sarsma koçum. İdareciksin. Gerçekçi roman böyle yazılır. Benim adım Cemil. Palavra yazmıyorum ben. Cemil sayın abim. Evelallah. Sen palavra yazar mısın? Kahramanlarımla iç içe olmam lazım. Hepinizle tek tek röportajlar yapacağım. Hah tamam. Cemil efem yayına başladı. Biz de mi senin kahramanın oluyoruz sayın abim? Hepiniz varsınız. 3 cilt falan düşünüyorum. Eline sağlık sayın abim. Devam et. Güle güle. Hayırlı işler. Eyvallah koçum. Tamam. Sevim katil gitti, bak sen karar verene kadar. Allah'ın cezaları. Fırlatıp atmazsam şimdi. Hadi at bakalım. Cafer koş. Ver şunu be. Anam. Ne yapıyorsun Sabri Bey, dur. Zorla limonat içirirsiniz bana. Çekil. Kavga var Sevim, koş. Tam romanlık kaçırma. Ne yapıyorsunuz? Sabri Bey, çıldırdınız mı? Çıldırdın mı beni? Bırak şunu ya, ekmek paramızı nasıl atarsın? Bırak! Hı? Çekil başından. Görürsün şimdi nasıl attığımı. Allah'ın cezası, uğraşacak başka şey kalmadı. Vallahi mahkemeye veririm. Ver hadi, sahtekar! İttin beni ha, ittin. Gördünüz değil mi efendim? Gidiyorum şimdi karakola. Gidersen gitme, yettin artık. Nereye gidiyorsunuz efendim öyle terliklerle? Soğuk bir limonata evladım, ver bir bardak bakayım. Baba ben çıkıyorum, var mı bir diyeceğim? Var oğlum, şu Hüseyin'i bulun bana. 3 gündür ortalıkta yok. Yine ne işler çeviriyorsa görürsen söyle bana gelsin. Olur baba. Hadi Allah selamet versin. Hayırlı işler. Sağ ol. Niye döndün arkanı Sultan Hanım? Dolandırıcı abine laf söyledik diye mi? Lafını bil de konuş Halil Bey. Günahını alma fakirin, çarpılırsın. İkiniz de nifak saçıyorsunuz. Çocuklarımla arama açıyorsunuz benim. Hay çocuklarının da senin de. Ne yapsak kabahat. Hay bizim kadar taş düşsün başınıza inşallah. Bela okuma bu evde. Yalan mı? Tutturdun daire alalım daire alalım diye. Fena mı olur? Ne öyle baston göstermelen falan? Beni korkutamazsın. Sümüklü damadın yok senin karşında. Güzel konuş, kocanla tepelerim iblis. Ha, tepele bakayım. Ha? Hadi, kolaydı. Koca da koca olsa. Aa, ne dedin? Dedim işte öyle. Buraya gel. Hadi be git işine moruk. Dayak mı yiyeceğim bu yaştan sonra senden? Erkeğini el kaldırmak ha? Kaldırdım, evet. Hadi bakalım ne yapacaksın? Boşarım. Boşa be. Evlilikten ne gördük ki? Aman. Boşarım. Dilin çok uzadı senin. İstemem ben öyle erkeğini el kaldıran kadını. Bilge. Efendim baba. Kızım evde laf yarım kaldı. Evet baba. Ben de ne zaman açacaksın diye bekliyordum. Evet, konuşmamız lazım. Baba tamam, konuşalım. Aydın'la da konuşmamız lazım bunları. Aydın'la ne konuşacaksınız baba?
Kızım kendimizi kandırmayalım. Sen ne kadar aramızda bir şey yok desen de var. Ben görüyorum. Yok baba, yanılıyorsun. Sadece iş arkadaşlığı. Tamam, diyelim ki iş öyle olsun. Bu çocuk kendini beğenmiş. Bana göre psikopat. Yok be baba, daha neler artık. Neyse işte, var bir rahatsızlığı. İyi tarafları da var ama. Evet. Kızım bak, senin macera peşinde koşmanı istemiyorum. İşin özeti bu. Ben macera peşinde koşmuyorum baba, anlamıyorsun. Bu benim işim. Anlamıyorum, evet. Kızım bak, başından bir evlilik geçti. Tamam, olmadı, anlaşamadınız, kabul. Baba, nereden çıkarıyorsun evliliği falan şimdi? Ben babayım kızım. Her şeyi düşünmek zorundayım. Halil pazarlama kapınızda. Burada bakır, demir, eskiler alırım eskici. Hüseyin abi. Nasılsın aslanım, nasıl işler? Biraz durgun. Açılır açılır. Piyasa durgun bugünlerde. Görüşemiyoruz. Babam da seni arıyor. Ya uğrayamadım. Biraz iş var. Merak etmiş. Parayı merak ediyor. Alabildin mi? Yok be aslanım. Nerede? Alırken atmaca kesilirler. Verirken pır. Sen yine bir uğra. Babam gelsin dedi. Uğrayalım. Özlemiştir. Hadi pazar ola. Eyvallah, sana da. Burada bakır, demir, eskiler alırım eskici. İşlerimiz çok iyi Dilek. Oh, Allah daha da arttırsın Tertip. Doğalgaz tesisatına yetişemiyoruz. Babam birkaç işçi daha alacak. Araba da alacağız. Araba mı Tertip? Son model. Senin de bindirim ne güzel. Gezeriz böyle diz dize. Açarız klimamızı öyle ılık ılık. Tertip, yine mi aşk hikayesi? Ne var? Kurtarırım seni de bu hayattan. İstemez. Ben memnunum hayatımdan. Burada amca Dilek'le konuşuyor. Tertip gel, amcam çağırıyor. Ne var yine? Konuşuyoruz şurada. Kalk, amcam hemen gelsin dedi. Kalk Tertip, konuşuruz yine. Bağırtma babanı. Otur Dilek. Dönerim ben şimdi. Geliyor amca. Efendim baba. Alın şu faturayı. Hop çek elini. Faturayı patronlar alır. Tamam mı? Tamam amca. Adres üstünde yazılı. Yakın, hemen şurada. O götürsün o zaman baba. Ben de bir şey sandım. Al. Tek başına olmaz. Adam 5 milyon verecek size. 5 milyon Tertip. Dikkatli olun efendi gibi. Düşürüp müşürmeden güzel güzel. Düşürür müyüz amca? Ben koyarım cebime. Halt. Yanında patron dururken sen nasıl koyarsın o parayı cebine? Salak. Amca bak ne diyor. Al. Güzel konuş, büyüklerini patlatırım ben seni. Sıkı sıkı tutun parayı, tamam mı? Tamam amca. Hayır, o tutmayacak. Burada patron benim. Sen, ben yok. Patlatırım ben seni. Yollarda kavga ettiğinizi duymayayım. Parayı alıp doğru buraya geleceksiniz, tamam mı? Tamam amca. Duydun mu Tertip? Sana soruyor, sana. Sen, ben yok vazife başında. İcabında hepimiz birimiz için. Neymiş? Birimiz hepimiz için baba. Aferin. Göreyim sizi. Hadi bekliyorum. Efendi gibi güzel güzel. Güzel güzel babacığım. Yürü Tertip. Boşarım. Ne yapayım ben kadınlık vecibelerini yerine getirmeyen kadını? Kur'an bile öyle emretmiş. Erkeğine yar olmayan kadını boşayacaksın. Kim o? Benim enişte, aç. Neredesin sen kaç gündür iblis, ha? Buradayım enişte. Nerede olacağım? Dolandırıcıların peşinde koşmaktan vakit bulup da uğrayamadım ki. Aldın mı parayı? Aldık enişte, aldık. Ne kadar? Almaz olsaydık. Hepsi 5. 5 mi? Dilenciye sadaka mı veriyorsun Hüseyin? Ahlaksız bunlar enişte. Ben de aynen öyle söyledim vallaha. Buna da şükür. Ben kimseyi tanımam. Senden isterim üstünü. 25 milyon, duydun mu? Ne yapalım enişte? Olmazsa öyle olacak. Sen üzülme de. Korkuyorum vallaha. Şekerin, tansiyonun yükseliverecek. Ha, sultan yok mu? İçeride çalım yapıyor bana. Anlamadım, çalım mı? Böyle karı kocalık olmaz Hüseyin. Konuş şu kardeşinle. Verir mahkemeye, biter. Ağzından yel alsın enişte. O nasıl söz? Haddini bildiririm ben şimdi o salağa. Kararım kesin. Boşarım. Söyle. Sultan. Neredesin kız edepsiz?
Ne söyledin bakayım sen kocana? Kalbini kırdın adamın. İtti beni Hüseyin, elime de vurdu. Yapma. Dur sen şimdi enişte. Tüh, ittin ha eniştemi, ahlaksız. Kız, kız elimde kalırsın. Şerefsizim, boğarım seni. Allah, hışkırıklarla sesini yüksel, dinliyor musun? Ah, ben ne kadersizmişim abi. Bu da kurtulayım hayattan. Öldüm yanımdan üzendim. Aferin böyle. Ben bağırdıkça sen inle. Sus, gebertirim. Olmaz olsun senin gibi kardeş. Enişteme el kaldırırsın ha? Boşasa da haklı. Ah öleyim de daha iyi. Aramıza kara kedi gibi girdiler. Gözü kör olasıcalar. Boşayamaz, korkma. Onda o göz yok. İnlet biraz. Çıkma iki gün daha odadan, bak ne oluyor. Kafanı çalıştır. Tamam abi. Kırılmış diyeceğim şimdi enişteme, tamam mı? Sözümü dinletemedim. Anladım. Şimdi hadi bakayım, sen inleyip sızlamaya devam et. Ah benim ne büyük başım varmış. Kimselere anlatamadım derdimi. Allah cezanı versin. Kardeşim yok bundan sonra benim. Gözüm görmesin. Devam et. Ne yapıyor? Bırak enişte. Ne yapacak? Edepsiz edepsiz ağlamak, sızlamak. Boşa sen bunu, boşa. Dinlemedi mi seni de? Yok enişte. Olmaz olsun böyle kardeş. Ben de reddettim vallahi. Bakmam bundan sonra yüzüne. Vurdun mu yoksa? Bu yaştan sonra vursam ne olacak enişte? Elimde kalacak, katil olacağım. Enişte, sen buna ne yaptın be? Çok kırılmış. Hiç, ne yapacağım Hüseyin? Söylendim biraz şımarıklığına. Söyleneceksin tabii, Allah Allah. Ne dediysem yola getiremedim, dinlemedi. Kendi bilir Hüseyin. Ben daha elden ayaktan düşmedim, çok şükür. Çok şükür enişte, aslan gibisin maşallah. Varlığım, sağlığım yerinde çok şükür. Boşarım. Boşanmazsa kuma getiririm üstüne. Benim tepemi attırmasın. Kuma mı? O da olmaz be enişte. Yakışık almaz medeni hukuk içinde. Kız, duydun mu enişte mi? Ne konuşuyorlar biliyor musun? Bize ne Ergun Bey? Ne konuşurlarsa konuşsunlar. Yaz programı yapıyorlar kızım, yaz. Oraya mı gidelim, buraya mı gidelim? Var mı senin bir programın? Nasıl olsun Ergun Bey? Durumumuzu bilmiyormuş gibi. Ya onu söylüyorum ben de kızım. Para kadar konuşacaksın. Biz de burada leğen ayaklarımız sokar, şıpır şıpır serinleriz. Destur müdürüm. Hah, geldi mi? Dikkat et, dökme. Bakıyorum müdürüm. Söylemesi olmaz. Dur, kapıyı çalalım. Hah, gel peşimde. Efendim, çaylarınız geldi, buyurun. Gel Abbas efendi. Hadi Abbas. Geldim babam. Yanında kek, pasta falan ister miydiniz efendim? Ama yok yok, sakın. Periz yapıyoruz Ergun. Ne güzel efendim, ne güzel. Lazım tatile çıkmadan önce. Hanımları yoksa biraz şişman buluyorsun sen ha? Hayır efendim, ne münasebet, öyle demek istemedim valla. Estağfurullah. Aa, alınırız valla, değil mi Nimet? Haklı şekerim, sen iyisin de ben atamadım daha kilolarımı. İyisin Nimet. Senin şu kahvenin tadı da hiçbir yerde yok valla Abbas. Afiyet olsun babam. Niye? Biz yapamıyor muyuz beyefendi? Şükrü gelince söyle, biz buradayız hadi. Tabii efendim, afiyet olsun. Abbas fazla sallama, konuşuyorlar. Uğraşıyor mu bu seninle yine eskisi gibi Abbas efendi? Uğraşmadan duramaz hanımım, affedersin. Derdi benimle. Şimdi ben diyorum ki Marmaris'ten çıkalım doğru Rodos. Çok sıcak olur Temmuz'da Rodos Raşit Bey. İki gün efendim. Oradan da doğru İstanköy. Kosadası. Sen kendine göre çizmesine Raşit şu rotayı. Dinle bakalım ne diyor insanlar. Vallahi ben şu son olup bitenlerden sonra istemiyorum Yunanistan'ı. O ne ya? Bakanımızı bile yumrukladı herifler. Onda haklısın, tamam.
protesto edelim diyorsa... Tamam. Turistik bir gezi bu Şevket. Ne ilgisi var? Siyaseti karıştırma. Gel gel. Ne konuşuyorlar Abbas? Konuşuyorlar bir şeyler müdürüm affedersin. Kendi aralarında. Ben ne bilirim affedersin. Evet Ergun Bey. Ne bilsin adam. Siz de amma meraklısınız. Kaç milyonu mal olur böyle bir seyahat adam başına biliyor musun kızım? Bana ne? Bana ne ha? Bana ne? Ne para kazanırlar ki tutmuşlar altı kameralı yatı. Dolarla. 15 gün. Hoşumuza giderse 15 gün daha uzatırız diyorlar. Oh ne güzel. Sosyete bunlar, sosyete. Kim bunlar Ergun? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim geldiniz mi? Sizi bekliyorlar toplantı salonunda. Sosyete mi? Aman efendim buyurun. Program yapıyorlar da Şevket Bey gelince uğrasın dedi. Mine Hanım, Raşit Bey, Nimet Hanım. Aa, onlar da mı burada? Buradalar efendim. Bayılıyorum sizin ailenizin şu ahengine vallahi. Her şeyi böyle konuşa konuşa. Buyurun. Efendim Şükrü Bey geldiler. Herkes buradaymış. Toplantı halindeyiz Şükrü. Hadi tuttuk yatı gidiyoruz. Ver kararını. Karar verildi canım. Hoş geldin Şükrücüğüm. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız Nimet Hanım? Teşekkür ederim. Otur Şükrü. Haritamız falan da önümüzde. Akdeniz Fatih olduk. Bizim karar vermemiz zor abi. Ali'nin sınavlarını bekliyoruz. Sınavdan sonra yola çıkıyoruz Şükrü Bey. Düşünüldü. Annemler de yalnız kalacak. Su koyuvermeyin Şükrü. Bırak annenleri şimdi. Otursunlar biraz evlerinde. Gidin efendim gidin. Deniz havası iyi gelir. Bütün kış yoruldunuz. Vallahi benim imkanım olsa bir dakika düşünmem. Ergun hadi. Çay kahve bir şey ister miyiz efendim? Destur müdürüm. Heh, geç geç. Ha, Şükrü Bey kahveniz afiyet olsun efendim. Bir şeyler öğrenebildiniz mi bari Ergun Bey? Ben bir şey öğrenmeye mi çalışıyorum kızım? Ne biçim söz o? Öyle Ergun Bey. Bir rahat bırakmadınız insanları. Buyursunlar. Aman ilgilenmek de kabahat. Ne halleri varsa görsünler. Kabul günü dündü zaten. Sosyete günleri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Oo efendim. Maşallah tam üstüne geldiniz. Hayrola? Bütün aile burada efendim. Toplantı odasında yaz programı yapıyorlar. Bizim niye haberimiz yok? Kuşadası, Marmaris, Odos, Modos yatla gezeceklermiş. Buyurun efendim. Duydun mu Hüsnü? Dur hanım şimdi öğreniriz içeride. Ben de şimdi demedi onu söylüyordum. Maşallah nazar değmesin. Birbirinize bağlı ailesiniz. Buyurun. Gel. Efendim kimler geldi bakın. Oo Leyla Sultan gelmiş. Baban da geldi eşek sıpası. Hoş geldin baba. Buyursunlar efendim. Yaz programı yapıyormuşsunuz ha? Kolay gelsin. Aa, ne zaman duydu ayol? Hayret valla. Ergun sen mi söyledin? Rodos'a gidiyormuşuz ha? Yok canım. Daha ortada bir şey yok. Öyle konuşuyoruz. Konuşun kızım. Biz mani olmayalım. Bize göre değil zaten öyle işler. Aman efendim estağfurullah. Ergun. Çık hadi. Abbas haddi sanıyorsun. Kahveleri yap. Gel buraya. Kahve püslü beylere. Sordun başka ne içecekler? Sordum müdürüm affedersin. Çık hadi çık. Onlar aile arasında program yapacaklar. Yapsınlar müdürüm affedersin. Benim neyime? Hasta etme insanı. Çık çık. Fazla konuşma. Çık. Efendim herhangi bir şey olsa biz buradayız. Çık. Ne biçim konuşuyorsun öyle patronların yanında? Sen de niye öyle söylüyorsun hakimin yanında? Hatırlatıyorum sana saygısız. Yürü hadi kahvemi yap. Kafasını bozma insanın. Sen de bozma adamın kafasını. Müdürümsün dedik. Cıvık cıvık. Uzatma Abbas efendi hadi. Ayıp içeridekilere. Yol İzbil diyor ki hapishane kaçkının. Onlar şımartıyor. Şu Leyla'nın da ne kadın. Anında duydu geldi. Onun için değil Ergun Bey. Para almaya geldi onlar. Yok kızım ihtiras ihtiras. Onlar gidiyor ben niye gitmiyorum. Ne aile vallahi. Mine Hanım'la da altında 50 milyon yiyorlar. Ne? Çıldırdınız mı Ergun Bey? Hesaplarım da kızım. Boşuna mı sosyete giriyor diyorum ben bunlara. Yeter tertip geç kalıyoruz. Artık karışma bana. Bir tane patlatmadan bırakma. Doğru. Patlatamıyorsun tertip. Bir saat oldu. Olsun. Amcam çok kızacak. Kızsın. Nasıldı? Göz, gez, arpacık. Tamam. Gördün mü balonu? Gördüm. Hadi sarsma tüfeği.
Tut nefesini. Tuttum. Ateş! Binir mi karavana? Karavana tertip. Senin yüzünden bağırma. Sen bağırınca heyecanlanıyorum. Doldur. Tertip, gidelim. Amcam para bekliyor. Beklesin. Patlatacağım. Tertip, dayak yiyeceğiz. Çok para gitti. Gitsin. Babam bir şey demez. Çok kazanıyor zaten. Yavaş tertip. Duysunlar, yalan mı? Kaç lira verdik? 250 oldu tertip. Olsun, patlatmadan gitme. Ben karışmam. Söylerim amcama. Söyle, hadi. Tertip, güzel konuş benimle. Konuşmuyorum. Ne yaparsın? Sen patlatırken iyiydi. Biz askerliğimizi yaptık tertip. Patlatırız. Ama ne olmuş? Ben de yapacağım askerlik. Seni askere almazlar. Sen neydin? Sus Adip! Babamı söylemezsem. Patlattın tertip. Patlattın mı? Başkası olmasın? Yok tertip, kim olacak? Sen ver elini. Patlattım be. Oh patlat. Bağlıyorum Zeki Bey. Bir dakika. Saygılar efendim. İyi günler. Demet kim kızım? Zeki Bey. Sohbete devam mı? Devam Ergun Bey. Şu 50 milyona aklım durdu vallahi. Durmaz mı kızım? Anla ne para kazanıyorlar ki? Biz de işler biraz durunca üzülüyoruz bunlara. Rezalet. Kişi başına milli gelirin 1000 doların altına düştüğü bu memlekette. Yayıyor kızım. Götüren götürüyor. Hiç fakir fukarayı düşünen yok. Yok vallahi. Bunların bir günlük yat kirası milli gelirin 3 katı. İyi günler. Oo. Efendim buyursunlar. Hoş geldiniz. Ne güzel, ne güzel. Nasılsınız Ergun Bey? Sağ olun. Mehmetciğim merhaba. Hoş geldiniz. Ali ne haber? İyi. Smoking kiraladık. Aa bakayım. Hadi giy istersen, babana sürpriz olur. Giyerim valla. Abbas amca getir. Geldim babam, buyur. Smoking mi efendim? Ha, okulun mezuniyet balosunda giyecek. Giyecek tabii efendim. Ne güzel, ne güzel. Şükrü burada mı? Hepsi burada efendim. Buyurun. Siz de geldiniz, aile tamamlandı. Hüsnü Beyler, Mine Hanım, Nimet Hanım, Raşit Bey. Ne var acaba? Haberiniz yok mu efendim? Tatil programı, 15 günlük yatla. Buyurun. Efendim Nazan Hanım da geldi. Ha gel Nazancığım gel. Alışveriş yapmışlar efendim. Ali yok mu? Geldi burada. Geliyor efendim, geliyor. Nereye gidiliyor yatlan? Nereye isterseniz Nazan Hanım. Ha. Akdeniz'i kucaklayacağız. Bir dakika Raşit. Her yere. Bodrum, Fethiye, Göcek gidiyoruz kızım. Nasıl mı Abbas amca? Allah sahibine bağışlasın babam. Giydiniz mi? Tutsana ceketi Abbas. Tutuyor Ergun Bey. Biz ne yapıyoruz müdür, affedersin? Söylemesi olmaz. Buyur babam. Sağ ol Abbas amca. Güle güle giy babam. Oo çok yakıştı. Çok çok. Damatınızı da göreceğiz inşallah. İnşallah. Bekliyorlar, buyurun. Annem söylemiştir. Hayır, sürpriz. Nazan nerede kaldı bunlar? Gelirler şimdi. Ay göreyim şunu, özledim. Bakalım beğenecek misiniz? Buyurun. Efendim Ali Bey geldiler. Oo, aslanım benim. Dişçiyenim bu ne güzellik be. Gel bakayım siper, el öp. Çok yakışmış vallahi. Maşallah de Raşit. Aa. Maşallah de abi, nazar değer. Tahtaya vurmak. Tabii tabii, tahtaya vurmak lazım. İlk dansı benimle yapacaksın, paralarım senin. İşte böyle, tamam mı? Canım benim. Sakın yan kesiciye falan çarpılmış olmasınlar Davut. Yok be Ulviye. Dağ başım burası. Salak bunlar, salak. Kim bilir nerede takıldılar. Olmaz, olmaz. Bu kadar saat mutlaka bir iş geldi başlarına. Görürsün, gelsinler. Yahu bir işi de bir gün doğru dürüst yapın be. Hep o pis Galip'in yüzünden Davut. Birlikte gönderme şunları diyorum sana. Her şeyi de ondan bilme Ulviye. Senin oğlun az mı salak? Yalnız gitse yolu bile bulamaz. İkisini birbirine emanet ediyoruz da öyle oluyor. Geldiler. Geldiler mi? Neredeler? Buradalar, korkularından gelemiyorlar. Davut, bir şey yapma. Önce bir dinleyelim ha?
Tamam gelsinler kızım, bir şey yapmayacağım. Girin hadi, bir şey yapmayacak. Aldınız mı parayı? Aldık amca. Aldık baba, kaçar mı? Al, tek tek konuşun, ver bakayım. Ver tertip. Buyur amca. Nerede bunun makbuzu? Aldık amca, ver tertip. Makbuzu bırakır mıyız baba? Al. $4,725,000 var burada. Üstü nerede? Sen söyle tertip. Bana ne, amcam kızar. Her şeyi dürüstçe anlatın çabuk. Eğer anlatırsanız usta kızmayacak, söz. Ha? Ben söyledim yenge. Ne söyledin? Patlatmayalım dedim. Ya söyledin abi. Kim patlattı balonları, pat pat? Balon mu patlattınız yavrum? Evet. O versin hesabını. En çok patlatan o. O da patlattı vallahi amca. Al. Yemin etme. Şimdi ben patlatacağım ensenizi ha. Nerede paranın üstü? Nein Davut, patlatmak yok ense falan. Konuşuyoruz ya. Hepsini o patlattı baba. Tabii askerliğini yapmış. Ben bir tane zorla. Ben niye askere gitmiyorum? O da olacak yavrum. Takacaksın baban gibi tüfeğini omuzuna. Sonra rap rap rap. Alın! Esas duruş! Tüfek omza! İstikamet tom ağacı! Marş marş! Gel buraya dangalak, nereye gidiyorsun? Marş dedin amca. Salak baba salak. Bu nasıl yapmış askerliğini? Oh, oh be Şükrü. Bu neydi oğlum? Anası, babası, çocukları. Oh vallahi abi, iyi atlattık tahta kafası nimeti. Hakikaten geçmiş olsun efendim, görüşme günü gibi. Biraz kafaları dinleyelim Ergun. İş de varsa çekemem şimdi, sonra gel. Tabii efendim, nasıl istersiniz. İyi ettin abi, bu da sabaha kadar toplanıp gevezelik etsek edecek. Eder vallahi. Yeğenime çok yakıştı ama Smokin. Ha? Yakıştı ya. Diktireceğiz ileride herhalde bir tane. Diktireceksin oğlum. Çocuk katılacak artık balolara, kokteyllere. Büyüdü adam artık. Annem nasıldı ama annem? Ne performans kadındaki bu yaşta. Afrika'ya gidiyoruz, safariye desen gelecek. Gelir oğlum. Ruhu genç kadının. Her yere gelir o. Babam olmasa. Oo. Abi binenin yüzü fena asıldı ama. Benim de asıldı. Ne işi var şimdi böyle bir gezide? Diyemiyor ki şu çocuklar gitsin biraz baş başa kalsınlar. Evet evet. Oh. Abi yorulmuşum valla. Demet arayan olsa odamdayım. Tamam Ergun Bey. Abbas bana bir çay getir. Baş üstüne müdürüm. Ha, limonu unutma. 1,5 şeker. Kafamızı dinleyelim biraz. İş yeri mi, düğün salonu mu belli değil. Abbas hocam merhaba. Nasılsın affedersin? İyiyim babam, hoş geldin. Nasıl olalım? Hoş geldiniz Aydın Bey. Hoş bulduk canım. Neler yapıyorsun bakayım? Bülent Bülent devam mı? Devam efendim, devam. Geçmiş olsun. Ne oldu kaşınıza? Şişirdiler hocam. Çok özlemişim sizi. Bir de öyle vallahi. Kavga mı? Biraz. Ağız kavgasıyla karışık. Vah vah vah. Sen göz tora şerefsiz, affedersin. Sıkıvereyim gırtlağını. Değmez be hocam. Bırak affedersin. Boş bulunduk. Şişirtir miyiz biz öyle gözümüzü? Şükrü'ye bakmıştınız efendim. Yok mu? Burada da. Haber verelim. Şevket Bey yanında. Eyvah. Önemli miydi? Bilmem. O benimle görüşmek istemiş. Ben haber vereyim Ergun Bey. Olur. Evet. Aydın gelmiş. Gelsin. Gelsin, bekliyor. Konuşacak mısınız? Konuşacağım. Ben çağırdım abi. Ben çıkayım. Dur abi, dur dur. Daha iyi böyle. Çekinir oğlum, çocuk benim yanımda. Abi dur. Aydın Bey geldi efendim, görüşmek istemişsiniz. Hoş geldin Aydın, geçmiş olsun. Hoş bulduk, sağ olun efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu kaşına? Kavga etmişler efendim, fazla derin değil Allah'tan. Senin de bilmediğin yok yani, hadi çık. Hadi. Aydın, turneye mi gidiyorsunuz gene? İstiyoruz, bakalım arkadaşlarla anlaşabilirsek. Bir anlaşmazlık mı var? Var biraz. Hı. Hadi geç otur. Geç geç.
Kızımızı niye üzüyorsun ya? Hayır efendim, niye üzeyim? Kim söylüyor? Yani söylenen bir şey yok da ben öyle görüyorum. Sen biraz geçimsizsin galiba. Doğrusu pek uyumlu biri olduğum söylenemez. Tartışıyoruz ara sıra, evet. Ama ben haklı olduğum konularda herkesle tartışırım. Taviz vermem düşüncelerimden. Aferin, o iyi de. Bilgi de tatlı bir kız aslında. Nasıl tatlı kızı? İyi bir arkadaş yani. Bu nasıl bir arkadaşlık? Nasıl arkadaş olacağız efendim? Arkadaşlığın kolay bir tanımı yok. Ayrıca bunu bana babam da sordu. Ha? Evet. Nedense siz de beni sorguluyorsunuz. Engizisyon yargıçları gibi baksanıza. Yok oğlum, rahatına bak. Burada mahkemede falan da değilsin. Senin gözünü mü korkuttuk Aydıncığım? Buyurun. Çağırdın mı komşumu? Çağırdım Yavuz Bey. Ne dedi? Hiç. Ne diyecek domuz? Yavuz Bey çağırıyor deyince hemen geliyor. Gelsin alalım ifadesini. Ben bunu kaçırmam abi. Al ifadesini. Tak, bas mühürü. Alacağız birader. Vatandaşa cacuk yok öyle. Ne yapar Yavuz Bey adamı? Anam geldi. Aç gelsin. Aman canım abim. Asabına hakim ol. Elinde kalır. Değmez. Aman Yavuz Bey. Kurban olayım. Aç kurşun, merak etme. Baş üstüne. Buyurun. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar komşum. Gel. Beni istetmişsiniz. İstettik komşum. Limonata içelim dedik. Limonata mı efendim? Bu saatte. İçilir komşum. Limonatamızın saati yok. Dişleri donduruyor. Saf limon. Made in Turkey. Doldur koçum. Baş üstüne. Buyurun. Komşum götür. Bir dikişte. Bir dikişte mi efendim? Evet, bir dikişte. Oh, yarasın. Nasıl? Fena değil efendim. Vitamin, vitamin. Doldur koşun bir bardak daha. Başla. Efendim güzel, içeyim de. Maksat nedir? Maksat, vatandaşa spor olsun komşum. İç bir dikişte. Bu limon yarına kalmaz. Allah kahretsin seni. Buyurun. Oh, yarasın. Daha içecek miyim efendim? İçeceksin komşum, içeceksin. Doldur bir bardak daha koçum. Başla. Buyurun. Dipleyeceğiz bu limonatayı. Parasıyla. Parasıyla mı? Evet. Parasıyla. Allah belanı versin senin. İki hafta sonra ÖYS'de şöyle bir soru çıkabilir. 10 litre limonata alan iki bidondan biri, ötekinden 3 bardak daha az limonata almaktadır. Birinden 72 bardak limonata çıktığına göre, Sabri Bey parasıyla bir gecede kaç bardak limonata içmiştir? İç komşum bir dik işte, yarasın.